Ama tarih boyunca baktığımızda mesela dogmatik olmayan gibi gelecek olan ateist ideoloji etkisi altında olan bazı bilim adamlarının çok da açık yürekli olmadıklarını, dogmatik olduklarını görürüz. Mesela Big Bang büyük patlama kuramı evrenin yoktan yaratıldığı gibi bir sonuca götürdüğü zaman baktığınız zaman çoğu bilim adamı, ateist bilim adamı bunu kabullenmek istemedi. Kabullenmek istemedi. İdeolojik olarak bu kurama saldırdılar. Hatta Nature gibi bir makale bile büyük patlama kuramı halinde bir yazı yazıldı orada. Bir biyolog yazı yazıp ciddi anlamda eleştirdi bu kuramı. Kendi alanı değilken dogmatik bir biçimde 50 yılı görmeyecektir bu kuram işte çok yakında yok olacaktır diye suçlamada bulundu. Lanet etti neredeyse kuramı. Şimdi bu dogmatik bir yaklaşım mı açık yürekli bir yaklaşım mı? Gene keza başka konularda da öyle yaklaşımlar görmek mümkün. Bilim tarihi konusunda dogmatik yaklaşımlar sunulmuş ki o da bir bilimsel Bilimde, ve yani felsefede aslında olması gereken olduğu da söylenilen bir özellikle felsefede açık yüreklilik prensibi denen bir şey vardır. Bu prensip şunu söyler aslında. Siz karşıdaki insanın görüşünün mümkün olabilecek en iyi yorumunu alırsınız. En zayıf yorumunu değil de en iyi yorumunu. Hatta karşıdaki insan size en iyi yorumu savunmasa bile onu düzeltip bak burayı aslında şöyle savunursan daha güçlü olursun deyip bu en iyi yoruma saldırman lazım. Ancak o zaman görüşün başarılı olduğunu gösterebilirsin. Yani zayıf en zayıf yorumları alıp onları döverek ki buna da korkuluk hatası deniyor. Yani böyle samandan adamlar yapıp onları döverek galip, ben galip geldim diyemezsin. En iyi mümkün olacak. Hatta diyorum öyle bir görüşü savunan olmasa bile. Bak işte bunu savunmuyorlar ama mümkün olabilecek en iyi İslam yorumu şudur deyip ondan sonra İslam'ı eleştirebiliyorsa bir kişi o zaman gerçek anlamda ateist olabilir. Açık yüreklilik prensibi gereği. Gerçekten bunu iyi bir felsefeci olduğu iddia edebilir. En kötü hallerini alıp işte alakasız şekilde bozarak değil. E Türkiye'de baktığımız zaman bunu yapan ben bir tane bile maalesef ateist bilmiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten alıp açık yüreklilikle okuyacak. Kur'an-ı Kerim'deki bazı yorumlar kötü yapılmışsa, ayetler kötü şekilde yorumlanmışsa, işte bazı yanlış rivayetler sokulmuşsa, bak bunları şu şekilde yorumlarsa İslam daha güçlü olur deyip o şekilde yorumlayıp ondan sonra eleştiren bir kişi görmüyorum. Hatta Kur'an-ı Kerim'de olmayan bazı ayetlerin bazen ayetmiş gibi olduğunu forum sitelerinde görürsünüz. Ayetlerin cımbızlandığı dediğiniz gibi Hı. adam alıyor, kopyalıyor, koyuyor, onu okuyor. Hiçbir zaman Kur'an'da öyle mi geçiyor, geçmiyor mu diye bakmıyor. Bu entelektüel bir yaklaşım da değil, felsefi bir yaklaşım da değil. Şimdi tabii bir de şu var, dikkat ederseniz. Yani kimi inansız insanlar da inanan insanların böyle hiç düşünmeden, sorgulamadan, inceleme, araştırma yapmadan körü körü inandıklarını sanıyorlar. Şimdi bu durumun bir kısmı inanan için geçerli olduğu söylenebilir ama aynı aslında inansız insanların önemli bir kısmı için geçerli. Yani şimdi hangi inansız gerçek manada araştırma ve sorgulama yaparak inansız oluyor? Yani aslında çoğunlukla öncelikle bir şekilde duygusal sebeplerden dolayı inansız olmaya yöneliyor insanlar. Sonra da rasyonel bir sebep arıyor ya da gerekçe arıyor aslında bunun için. Dolayısıyla bunun hani bir kısım inananların da gerçekten düşünmeden, sorgulamadan belki taklit ederek inandığı bir gerçek olmakla birlikte inanç insanların büyük çoğunluğu için de aynı şey geçerli ama asıl olan inanan insanlar içerisinde ciddi manada düşünen, araştıran, okuyan, sorgulayan anlamaya çalışan ciddi bir kesim olduğu gerçeği de göz ardı ediliyor aslında burada kasıtlı bir şekilde kesinlikle yani zaten ateizmde teizmde bir iddiadır. Yani biri Allah'ın var olduğunu iddia ediyor. Diğeri Allah'ın var olmadığını iddia ediyor. İkisi de eşit değerde, ağırlıkta, epistemolojik olarak eşit ağırlıkta iddialar. İkisi de eşit derecede kanıt gerektiren iddialar. Şimdi ateistlerin büyük bir çoğunluğunun ben şahsen Allah'ın var olmadığı yönünde argüman getirdiklerini görmüyorum. Yani sorduğunuz zaman siz niye Allah'a inanmıyorsunuz? İşte kanıt göremiyorum diyorlar. Ya tamam kanıt göremiyorsun da sen Allah'ın varlığı yokluğu bilmiyorum ben demiyorsun ki Allah yoktur diyorsun. Kesin olarak senin yoktur demenin arkasında çünkü pozitif bir iddia. Bana sorsanız falanca yıldızda gezegen var mı yok mu ben bilmiyorum derim. Hani varlığı yönünde kanıt yok ama yokluğu yönünde de kanıt yok. Bilmiyorum derim. Bilmiyorum demiyorlar Allah yoktur diyorlar ama Allah'ın var olmadığı yönünde de kanıt göstermiyorlar. Çok nadirdir yani bir ateistin kanıt göstermeye çalışması bu yönde. Yani aynı derecede irasyonel.